Şimdi abla, sağ bacağında, sol bacağında bir fark var. Tamam mı? Evet. Sendeki durum şu. Bir, daha önce damarlarına lazer yaptırmışsın. Evet. Yapıştırıcı yaptırmışsın. Sonuçta damar içerisinde işlem yapılmış. Biz buna endovenöz işlem deriz. Endovenöz. Yani endo iç, venöz varis. Varis içine işlem. Burada ne olabilir? Lazer, yapıştırıcı, yani zamk, radyo frekans, buhar gibi işlemler. Burada amaç nedir? Dizin hemen iç taraflarından bir damar buluyoruz, ultrason eşliğinde veya kasıktan giriyoruz. O damarı boylu boyunca olduğu yerde yok ediyoruz. Hangi damarı? Şimdi göstereceğim. Sen de bu işlem yapılmış, sonra geçmemiş şikayetin yeni bir damar oluşmuş. Bu neymiş, ona bakacağız. Bir de senin bilmediğin bir hastalığında var. Lipodemin var. Tamam. Topuk dikeninde var. Allah'a şükür iyi durumdayız. Şimdi sağ bacağını çiziyorum. Sağ bacağında sol bacağın biraz farklı. Sağ bacağın şu. Şöyle bir bacak çizeyim. Görmüşsünüzdür bacaklarımızı. Sağ bacak. Benim gibi ayakta duruyorsun. Bacağın içinden bacağına bakıyoruz. Şurası kasık, şurası diz, şunlar parmaklar. Şu da içerideki topuk. Bir bacakta 3 tane toplar damar var. 3 tane boru ayaktan kanı alıyor, kalbe götürüyor. Neymiş bunlar? 1. Cildin hemen altında kasığa kadar uzanıyor. Diğeri kasların içinde. Bir diğeri dizin arkasında. Üçü de kasıkta birleşiyor ve kanı yukarı doğru götürüyor. Tamam? Şu damar bacaktaki kanın %9'unu taşıyor. Burası %90'ını taşıyor. Burası da %1'ini taşıyor. Kan hep yukarı gitmesi lazım. Ayakta dursan, zıplasan bile kanın aşağı düşmemesi lazım. Düşmesini önleyen şey buradaki kapakçıklar. Tek yönlü çalışan. Açıldı, kan çıktı, kapandı, tuttu. Kapandığı zaman tutamazsa aradan düşer aşağıya kan. O zaman işte kan göllenir. Sen ilk doktoruna gittiğin zaman orada sana bir doktor yapmışlar. Şuradan giden kan aşağı geri düştüğünü görmüşler. Ve buna varis demişler ki doğru. Biz buna dış varis diyoruz ama. Varis demişler doğru. Ve bir işleme karar vermişler. İşlem şu, damarını kapağını onarmayı düşünmemişler, kurtarmayı düşünmemişler. Ne yapmışlar? Damarı yok edeyim ben demiş. O da doğru. Ne yapmışlar? Dizin oradan mı girdiler, kasıktan mı? 4 ayrı yerden, hem kasıktan hem dizden. Evet, birkaç işlem yapmışlar. Sonuçta şu damarın içine herhangi bir yerden giriyoruz. Yukarıya kadar iğneyi götürüyoruz, kateteri. Ve içeriği yok ediyoruz. Hepsinin mantığı bu. Bunu ister buharla yap, ister lazerle yap, ister yapıştırıcıyla yap. Endovenöz işlem denir buna. Damarı içeriden yok etme işlemidir. Damarda kalır. Peki ne karımız oldu bu işi yapınca? Mantık şudur. Artık şuradan düşen kötü kan dediğim reflü, kaçak kanı aşağı düşmesin. Mantıklı. Ama sorun şu ki normal giden kan da gidemiyor artık. Çünkü şurası artık yok. Evet. Tamamen yok. Burası tamamen yok. O zaman bu gidemiyor yukarı. Niye? Önüne duvar geliyor. Yapışık burası. Bu da burada. İki sıkıntımız var. Bir, normal giden kan gidemiyor. Bir de burada bir güdük var. Yine burada aşağı kan vuruyor. Burada burayı büyütüyor. Büyüttüğü zaman etrafındaki sinir uçlarına değiyor ve kasıklarda ağrılar oluşturuyor. Sende olabilir belki. Ve şuradan vura vura, buradan da vura vura ne yapıyor? Yeni damarcıklar oluşturuyor buraya. Vücudun sen damarını yok edersen o da yeni bir tane çıkarır. Bir tane. Tamam mı? Niye? Çünkü gitmesi lazım kanın. Yani bir derenin önüne bir set çek, biraz birikir, 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 sonra herhangi bir yerden kaçar. Anladın mı? Evet. Yani onu öyle iptal edemezsin. Evet. Bizde yapılacak şey, dere yatağını düzeltmek taşmasındır. Burada da dere yatağını düzeltip başka yollar bulma demen gerekiyordu. O şans gitti. Şimdi o şans gittiği zaman ve şikayetin devam ettiği zaman, yeni damarların doluştuğu zaman artık ameliyat olacaksın. Nasıl yapacağız ameliyatı? Kasıktan gireceğiz. Şu güdüğü sıfırlayacağız. Buraları artık temizleyeceğiz. Artık şunu da bırakmayacağız. Ona şuraya gel çarp şansı vermeyeceğiz. Şurayı da kaldıracağız. Evet. Buraya vereceğiz sistemi. Anlatabildim mi? Evet. İşte ameliyatın bu olacak. Sağ bacakta. Ve bir de ne dedik? Lipodemimiz var dedik. Lipodem ne? Lipoya. Lipoya, bravo. Ödem de?
Birikim demek ödem. Lipo ödem, lipodem. Yani yağ ödemi. Diğer ismi ağrılı yağlanma sendromu. Hiç abla pantol giyerken, dar bir şey giyerken ya da bu güzel kız senin bacaklarına dokunurken acıyor değil mi? Darbe. İşte darbe yemiş gibi acımasının nedeni lipodemdir. Varis değildir. Senin ameliyatından sonra senin yine darbe yemiş gibi ağrıların olacak. O çünkü lipodem. Yani biz senin yaptığımız zaman %50 işini bitirmiş oluyoruz. O yüzden her tarafa bakıyorum ben. Diğer %50 kalıyor. Diğer %50'nin tedavisini de yapmamız lazım ki kadıncağız rahat etsin. Tamam? Tamam. Peki bu lipodemi bir anlat bana hocam diyorsan anlatayım. Şimdi hemen şöyle bir mantığı hemen göstereyim. Şu bizim cildimiz. Şu dokunduğumuz yer burası. Şu bir kıl. Ne kadar büyüttüğümüzü görüyorsun cildi. Cildin hemen altında kılcal damarlarımız var. Damarlarımızın çıktığı yere bak. Buralar. Buraların etrafında ne var yanlarında? Yağ. Yağ dokusu, damar, yağ dokusu, damar, yağ dokusu, damar. Demek ki yağ dokusuyla damarın bir ilgisi var. Neymiş bu ilgi? Bakalım. Şurada senin o damarlarını çizeyim. Şunlar senin damarın olsun. Bu çıkanlar. Tamam mı? Bundan farklı. Bunlar çok kılcal. Şimdi bu kılcal damarların bir gün yemek yedin. Bak niye bacağından kilo veremediğini anlatacağım. Bir gün yemek yedin. Güzel bir hamburger yedin. O gün o hamburgerin kalorisini atacak kadar ne enerji harcadın ne bazal metabolizman da yüksek zaten değil ölçtük. O zaman ne olacak? Kalori birikecek. Nerede birikecek bu kalori? Vücudunu atmaz. Ne yapacak? Beyin şu damarlara diyecek ki kardeşim sana kalori gönderiyorum. Yanındaki yağ dokusuna onu bırak. O zaman ne olacak? Bacak şişmeye başladı. Yalnızca bacak şişmiyor ama bütün vücut şişiyor. Sonra diyorsun ki abi ben artık az yemek yiyeceğim, çok hareket edeceğim. O zaman aynı beyin diyor ki benim kaloriye ihtiyacım var, enerjiye ihtiyacım var. Sana borç vermiştim kaloriyi, onları bana geri ver. Nasıl verecek? Şu damarlar emecek bunu. Tekrar. Ve bacak inceleyecek, bütün vücut inceleyecek. Sen de aslında yüz, göğüs, karın hepsi yavaş yavaş incelir ama kol ve bacak incelmez. Niye? Şu damarların orada artık iyi çalışmıyor. Çalışmadığı için bazıları ememiyor, bazıları emiyor. Bazıları ememiyor, bazıları emiyor. Böyle portakal kabuğu gibi bir cilt oluşuyor sıktığın zaman. İşte bu tabloya yağ görünüyor ama esas sıkıntı alttaki damarcıklar. O yüzden acı ve morarmalar oluyor. İşte bu tabloya lipodem ya da ağrılı yağlanma sendromu deniyor. Bunun tedavisinde yalnızca morarma ve acılardan rahatsızsan kılcal damar tedavisi yapacağız. Yalnızca estetikten rahatsızsan yağlardan o zaman da liposuction tedavilerinden birini uygulayacağız ekibimle beraber. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Ama bunlardan önce varis işlemini bitirmemiz lazım. Evet. Önce damarı bitireceğiz, sonra kılcala geçeceğiz. Tamam. Tamam abla? Mesela anlaşıldı mı? Anladım. Tamam.